Çiğam düşen benim üstüm pislenmez Sol elimde bak üstümde Fenerbahçe forma Kanserden Hepinize Merhaba canlarım hepiniz hoş geldiniz Bu küçük bir vlog sayılır çünkü tıraş olmaya gidiyorum Akşamda arkadaşlarla buluşacağım Eğer çekersem akşamki Buluşmadan da birkaç bir şey koyabilirim Saçlarımı kestirmeyi düşünüyorum Tabii ki saçlarımın sadece yanlarını kestireceğim Yoruldum ya. Bu youtuberların işi zormuş ya bu bloggerların işi çünkü çok yorucu bir şey. Arkadaşlar bu benim YouTube kanalımın ilk videosu. <laughs> Aa, tamam şaka. What is We coming after you. Daranan hepinize merhaba canlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 44 bin kupaya kasıyorum. Şu an videoya nasıl giriş yapılacağını tamamen unutmuş olabilirim. Hemen hemen gidip nasıl YouTuber olunur hakkında bir araştırma yapacağım. YouTuber olmanın 3 kuralı. Öncelikle birinci kural bir YouTube kanalı açmanız gerekiyor. İkinci kural video çekmeniz gerekiyor. Ve üçüncü kuralda YouTube'a videoyu yüklemeniz gerekiyor. Artık bir YouTuber'sınız. Mükemmel. Her zamanki gibi modum moralim yerinde. Bunu yaptığım boş seviyesinden anlayabilirsiniz. Bugün gün boyunca boş yapacağım. Her gün olduğu gibi her zaman olduğu gibi. Bugün özel bir şey değil. Keşke ultimi ziyan etmeseydim bu arada. Ama neyse ki ikinci karakterimin Shelly olması şu an bana bir tık böyle bir özgüven verdi. Çünkü Shelly ile Daryl'ı çok rahat kesebileceğimi düşünüyorum. Umarım Daryl bir çılgınlık yapıp beni şaşırtmaz. Aklımı aldın çocuk. Aklıma çılgın. Bu çocuk çılgın. Aklımı aldı benim. Bu arada arkadaşlar artık Youtube'a düzenli video atacağım. Şu an bunun kulağa komik gelmediğinin farkındayım. Çünkü bunu her zaman söylüyorum ama bir türlü uygulamıyorum. Ama artık videoya yani YouTube'a düzenli video atacağım. Neden sürekli bunu söylediğimi merak ediyorsanız fail attın. Ama yine de onu kesemeyeceğimin farkındayım. Çünkü şu 3000 canlık taranın gölgesi gerçekten çok zorlayabiliyor oyuncuları. Özellikle beni. Çünkü ben o olduğu zaman oynayamıyorum. Keşke o oyundan kaldırılsa. Şu an tamamen boş yapıyorum. Her neyse nerede kalmıştık? Sürekli YouTube'a düzenli video atacağımı söylüyorum ama düzenli video atmıyorum. Bunu sürekli söylememin sebebi yalancı bir insan olmam değil arkadaşlar. Bunun sebebi tam olarak şu. Hani derler ya bir şeyi 40 kere söylersen olurmuş. Ben de 40 kere söylüyorum ki belki olur yani bir ihtimal. Bu arada bana çok fazla hasar verdi eğer ulti doldurabilirse oyun GG ama doldura A Adam zehire düştü. Yani o kadar Kötü oynuyorum ki adamı kesemedim yani. Adam gitti en sonunda sen beni kesemiyorsun. Ben en iyisi zehire öleyim dedi. Yani o kadar kötü inanılmaz şu an kendi kendimi ya insan kendisini motive eder. Ben kendi kendimi şu an modumu düşürüyorum. Şu an kendi modumu düşürüyorum. Ve şu an gerçekten modum düştü. Her neyse arkadaşlar her like bir moral olsun. Like atmayı unutmayın. Bu video 500 bin like gelirse bu videoya 500 bin like gelirse çok felaket şeyler yapabilirim bu arada. Hiç 500 bin like gelmedi. Ya. <laughs> Şu an gözümde canlanıyor. 500 bin like atmayın. Saçma sapan şeyler yapmak istemiyorum. <laughs> Ay. Ben galiba tertemiz deliriyorum arkadaşlar. <laughs> Gerçekten tertemiz deliriyorum. İnanılmaz. İnanılmaz bir şey. Çok kötü bir durumdayım. Mental sağlığım çökmüş benim. <laughs> Ay. <laughs> Neden bu kadar güldüğümü merak ediyorsanız şu an uykum var ve ben özellikle bu videoyu özellikle uzun bir süre video paylaşmadıysam eğer özellikle uykum varken video çekiyorum ki videolarda komik olayım hani videom izlensin yani izlediğiniz zaman uzun bir süre bekleyip de bir videomu izlediğiniz zaman beklediğinize değsin yani sıkıcı bir video olmasın diye çünkü ben uykulu halimi çok böyle şey buluyorum eğlenceli. Eğer sizin de karşınıza böyle Barley'ler geliyorsa oyunu bırakmanıza gerek yok. Çünkü biliyorum bu haritada karşıya Barley'in gelmesi gerçekten oyun bırakma sebebi. Çünkü bir türlü düşmüyorlar ve Ayrıca biliyor musunuz ne fark ettim? Bazı karakterleri oynayan oyuncular yani o karakterlerle artık oyunculuklarını özdeşleştirmiş... Ah, <laughs> özdeşleştirmiş olan oyuncular gerçekten o karakterlere çok takıntılı oluyorlar. Mesela bunlardan birisi Buz, bir tanesi Edgar. Bir tanesi maalesef yeni çıkan karakterlerden biri olan Bastır, Buster'ı da maalesef çok beğenmiştim ama toksik karakterlerden biri oldu benim için. Çünkü gerçekten bu tür karakterlerle oynamak çok zor. Hani katılıyorum bu düşünceye. Çünkü bu karakterleri kasmak gerçekten zor. Hani teke tek de güçlü bu karakterler ama mesela şu an Shelly'e karşı hiçbir şey yapamayacağım. Bu da demek oluyor ki tek hesaplaşmada mesela buz kasmak çok kolay değil. Çünkü tek hesaplaşmada buzdan daha fazla Shelly oynuyorlar. Ama mesela bu karakterlerle oynayan oyuncular bu karakterlerle iyi oynadıklarını düşündükleri için Söyleyeceğim şeyi unuttum şu an Öyle yapıyorlar işte Ben ne diyecektim ya Körler sağırlar birbirini ağırlar arkadaşlar Bugün kesinlikle uykulu olduğum için Aslında şu an kendimle çalışıyorum Az önce uykulu olduğum zaman daha güzel video çektiğimi söyledim Şimdi de Uykulu olduğum için video çekemediğimi söylüyorum. Aslında çekemediğimi de söylemedim. Şu an Şeli 850 kupanın üzerine çıkarttım. O zaman ikinci savaşçımı Şeli'nin yerine pem yapabilirim. Tabi bu çok büyük bir tehlike. Çünkü eğer Barley gelirse ve ben Barley'i buzlu alamazsam inanılmaz bir ya yani inanılmaz bir toksik, inanılmaz bir cringe, inanılmaz bir sinir olabilirim. Çünkü Barley'e karşı Şeli ile genelde çok güzel karşı koyabiliyorum. Duvarı yıktığım için barlıyı anında kesebiliyorum. Yalnız öyle öyle. Ya son anda durdurmasaydım beni kesecekti. İnanılmaz. Son anda beni dur yani şu an onun ultisi var ve üzerime gelmesi hayatta isteyeceğim son şey. Çünkü yani Pemle yani Pemle olmuyor. Pemle Lyon'u kesemeyebilirim. E şu an buralarda bir yerde ben onu görebiliyorum. Göremedim ama Ultimin içine girdiği için yani ulti alanımın içine girdiği için ultim doldu ve ultim dolduğu için onun geldiğini fark ettim. Yalnız şu an tutturabilirsem ki ota basarak bile bunu yapabiliyorum maalesef çok kolay bir şey. O yüzden buzun çok kötü olduğunu düşünüyorum bu özelliğinin. Ota basıyorsun ve karşındaki rakibin bir anlamı bir amacı bir oyunculuğu kalmıyor geriye. Çok basit mesela hiç zorlanmadan iki karakterini de kestim. Gerçi Bibi'yi de zorlanmadan kestim ama... Şu an 44.000 kupa oldum mu ben? Sanırım 44.000 bir kupa olmam gerekiyor. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu aralar yani bu aralar demeyeyim de özellikle bu videoda sesim nefesim birazcık kesiliyor. Bunun sebebi de ben çok kilo aldım. Yani artık eskisinden çok daha büyük bir göbeğim var. O yüzden bir tık, bir tık beni konuşurken etkiliyor bu.